Arkadaşlar merhaba. DJ Story İzmir'den ben Hıdır Akyüz. Sizler için yeni bir Ableton Live video anlatım serimiz var. Bu videoları Ableton Live'la henüz hiç tanışmamış olan, hiçbir deneyimi olmayan arkadaşlarımız için hazırladık. Umarım sizler için faydası olur. Preferences yani ayarlar menüsüne şöyle bir göz atalım. Mac için Live menüsü altında, Windows'ta da yanlış hatırlamıyorsam Options menüsü altında olması lazım. Burada öncelikle en temel kullanacağımız sekmelere bir göz atalım arkadaşlar. Çünkü bazıları daha ileri düzeyde anlayabileceğiniz şeyler. Ama bunlar da şart. Aks takdirde e, Ableton'dan ses dahi duyamayabilirsiniz. Audio sekmesi altında Mac için Core Audio'nun seçili olduğundan, Windows içinse ASIO, A S I O seçeneğinin seçili olduğundan emin olun. Eğer ASIO'yu göremiyorsanız o zaman ASIO for all veya değişik bir ASIO e, driver'ını diyelim. Windows'unuza eklemeniz gerekecektir. Bu ücretsiz bir yazılım. ASIO diye arattığınızda zaten ücretsiz olarak çıkıyor. Kurduğunuzda, kurduktan sonra Ableton'ı tekrar açarsanız burada ASIO'yu göreceksiniz. Audio input ve output device bu sizin ses kartınızı ifade eder. Bilgisayarınızın üzerindeki ses kartı dahi olabilir. ki harici bir ses kartı kullanmak zorunda değilsiniz. Buradan seçersiniz in ve out olarak. Eğer ki gelişmiş bir kart kullanıyorsanız birden çok giriş ve çıkışa sahipse input config diyerek bütün hepsinin açık olduğundan girişlerin ve output config diyerek de bütün çıkışların açık olduğundan emin olun. Yani bunlar şu normalde karşınıza şöyle gelebilir. Siz bunların üzerine tıklayarak e, hepsini aktive edebilirsiniz. Arkadaşlar sample rate'i de ilk başta düzeltmenizde fayda var. Bu e, çalışırken projenizin, ses kartınızın örnekleme frekansını gösterir. Bu ne kadar yüksekse tabii ki ses kartınızın özelliğine göre bu rakamları görebilirsiniz. 192 kHz'e kadar da çıkabilir. Belki daha üstleri de vardır. Ancak 44.1 kHz'de örnekleme yapıyoruz şu anda. Çünkü hala CD'ler basılmaya devam ediyor ve CD'ye... 44.1'in üzerinde bir e, örnekleme hızına sahip sample'ları yükleyemiyoruz. Bu nedenle 44.1'de kalmaya devam ediyoruz. Ancak e, yaptığınız projenin çıktısının sadece bilgisayarda veya özel yerlerde çalınacağını düşünüyorsanız 48 veya daha yüksekte yapabilirsiniz. O zaman onu e, çalacak, oynatacak cihazlar da bu yüksek frekansı okuyabilecek cihazlar olmalı buradaki high quality özelliğini de açık tutabilirsiniz. Bu e, yine ses kartınız ve bilgisayarınızın özelliklerine göre e, açılıp açıp kapatmanız gereken bir şey olabilir. Ama normal şartlarda bir açın. Eğer ki sample'larda e, bir kötü ses, çıtırtı, pıtırtı duymuyorsanız kalabilir. Hoş. Buradan genel olarak açtığınız halde aynı zamanda her klibin kendi içerisinden de teker teker kapatıp açabilirsiniz bu özelliği. Yani ne olursa olsun sample'larınızı yüksek kalitede işlemeye izin verin. Bilgisayarınızın ve ses kartınızın özellikleri yettiği sürece yüksek kalitede işlesin tabii ki. Burada çok önemli bir bölümümüz var arkadaşlar, latency yani gecikme demek. Bakın burada buffer size diye bir değerimiz var. Bu 3 aşağı 5 yukarı 512 sample e, yeni nesil bilgisayarlarda hiç sorun çıkarmadan çalışıyor. Fakat yeri geliyor bunu biz de düşürüyoruz, artırıyoruz. Yani bu bir standart değil, bir kere ayarlanıp bırakılan bir şey değil. E, buffer size yani tampon bellek dediğimiz bölümü e, artırmak ya da azaltmak gerekebiliyor projemiz içerisinde. Şu anda benimki 512 sample'da buffer yani tampon belleğim. Bunun sonucunda da bakın altta input ve output latency yani e, giriş ve çıkış gecikmeleri olmak üzere işte 14 milisaniye civarında iki tane gecikmem var. Bu şu anlama gelir. Ben klavyemin midi klavyemin Tuşuna dokunduğum anda en anlayabileceğiniz şekilde tuşuna dokunduğum anda 14 milisaniye sonra o bilgi e, bilgisayarıma ulaşıyor ve kulaklığıma ya da hoparlörüme yani benim duyabileceğim şekle geliyor. Ama buffer size'ı yani tampon belleği düşürürsem bu süre çok daha azalıyor. Peki bunu neye göre düşürüp artırıyoruz? Örneğin 512'deyiz. Eğer ki bir şeyler kaydedeceksek o zaman e, kaydetmeye başladığımızda bu gecikme bizi yanıltıyorsa, kafamızı karıştırıyorsa o zaman tampon belleği biraz düşürün. Böylece 5-6 milisaniye artık bu yani neredeyse kimsenin fark etmeyeceği bir gecikme. E ama diyebilirsiniz şimdi e, o zaman hep böyle kullanalım. Hayır o da olmuyor. Çünkü buradaki buffer size'ı düşürdüğümüz zaman bu sefer projemiz bilgisayarımızın işlemcisine anormal derecede yükleniyor. Bu kadar küçük tampon bellek kullandığımız zaman. Yani kayıt işlemleri esnasında küçük tampon bellek ve eğer ki mümkünse bu tür notasal kayıtlarınızı özellikle daha projenizin başlarındayken yapmaya çalışın. Ondan sonra 512 veya çok büyüdüğünde projeniz böyle daha yüksek buffer size'lara ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu durumda gecikme yine artıyor. Ama bizim için bir önemi kalmıyor. Çünkü tekrardan MIDI klavyemizden bir nota yazmaya devam etmiyorsak bu gecikmenin şu an bizim için önemi yok. Ha projemiz büyüdü. Yine de nota yazmamız gerekti. O zaman bir süreliğine notayı yazacak kadar ses kalitesine önem vermek sizin. Hemen döneriz düşük sample'a. Notalarımızı yazarız, ekleriz. Ondan sonra tekrar 512 veya daha yukarı yani bilgisayarımız nereyi kurtarıyorsa oraya geri döneriz. Altta da bir test tonumuz var. Bu da ...bilgisayarınızın işlemcisini test etmeniz için... ...gerçekten çok önemli bir nokta. Şuraya bastığımızda bir test tonu geliyor ve bakın... ...yukarıda sağ üst köşede yüzde %50'lik bir yüklenme yapıyor şu an... ...bilgisayarımızın işlemcisine. Hani bayağı biz 10-15 kanal bir proje açmışız gibi yükleniyor. Buradan... ...artırıyorum değeri. Artırıyorum. %80'e geldim ve... Buradaki seste herhangi bir bozulma duymadım. Normal şartlarda eğer bilgisayarınız yavaşsa böyle 65-70'lere geldiğiniz zaman çıt çıt gibi sesler gelmeye başlar. O zaman arkadaşlar o değeri örneğin yüzde 65'te öyle bir kötü ses mi aldınız? Hemen yüzde 60'lara doğru geri çekin. Ha orada temiz mi? Orada bırakın. Bilgisayarınıza şunu demiş oluyorsunuz. Ableton'la çalışırken bu, bu yukarıdaki yüzde göstergesinde yüzde %60'lara geldiğin zaman benim bilgisayarımın limiti burası. Bundan sonrasında benim bilgisayarım artık doğru dürüst bir işlemleme yapamıyor. Sesleri kötü duyuruyor bana diye Ableton'a bunu söylemiş oluyorsunuz. Bu da oldukça önemli bir özellik. Oradan link ve midi bir de buraya bakalım arkadaşlar. Burada da eğer ki midi klavye kullanıyorsanız onların isimleri zaten USB'den taktığınız zaman Mac'lerde neredeyse hiçbiri driver istemiyor diyebilirim. Windows'ta da driver isteyenlerin driver'ını önceden kurarsınız zaten. Ondan sonra burada görürsünüz bakın listede. Benim işte kod 49 şu anda kullandığım midi klavyem. Aynı zamanda işte iki tane ses kartım bağlı onlardan bir tanesinin yine midi özellikleri audio Fuse burada görünüyor. Input ve output olarak vesaire. E bunları görürsünüz. Bunlardan hangisini kontrol yüzeyi olarak kullanacaksanız hepsini buradan on off şeklinde açıp kapatabilirsiniz. Yani hepsini de açabilirsiniz açıkçası. Ben mesela kod 49'un üzerindeki bütün özellikleri kullanmak istiyorsam yani remote özelliğini, sync özelliğini vesaire o zaman buradan hepsini açarım. Hepsini açarım. E cihazlarımı full performans şeklinde kullanmış olurum. Aynı zamanda sadece ve sadece kontrol yüzeyi olarak kullanacağınız bir takım şeyleriniz de varsa onları da burada zaten listeleniyor görüyorsunuz. Buradan aktif veya deaktif edebilirsiniz. Yani devreden çıkarabilirsiniz veya devreye alabilirsiniz. Size e, link konusunda ilk başta anlattığım bir şey vardı. İşte link özelliğini de bakın buradan şu anda kapalı link gitti. Ya da açık konuma getirebiliyorsunuz. Start Stop Sync bu da e, durdurup başlatmaları linke bağlı bütün diğer yazılımlar ya da diğer bilgisayarlar hepsi birden Start-stop bile yapsak projemizi yine senkron bir şekilde devam etsin mi etmesin mi diye belirleyebiliyorsunuz. Hani bir tane bilgisayarı böyle master bilgisayar gibi düşünüp ama bu biraz tehlikeli bir özellik. Yanlışlıkla herhangi bir bilgisayardaki projeyi durdurursanız o zaman diğerlerine de etki edecektir. Ben bu nedenle şu anda off olarak kullanıyorum. Ama dediğim gibi tabii kuracağınız zincirde daha geliştiğiniz zaman e, bunların hepsini on konuma getirirsiniz. Buradan yönetim yaparsınız. File Folder. Arkadaşlar burası da e, bilgisayarınız içerisindeki dosyaların, klasörlerin yerlerini hani mesela bir şey kaydettiniz, nereye kaydediyor? Onun yerini değiştirin. İşte analiz dosyası oluştursun mu vesaire gibi. E, oldukça basit e, bölümler. Library'ye geldiğimizde de yine user library user bölümünü size göstermiştim. Onun bulunacağı yer işte o devrede olsun mu, olmasın mı vesaire vesaire gibi. Pluginler bölümü arkadaşlar burası oldukça önemli. Ee, bilgisayarımızın içerisine kuracağımız dışarıdan ekleyeceğimiz yazılımlar. VST'ler diye size söylemiştim. Yani bunlar efektler olabilir, enstrümanlar olabilir. Yani Ableton'ın kendi standart olarak içinden çıkmayan ama dışarıdan bizim eklediklerimiz. Hangi klasörde dursun, o klasör açık mı olsun, kapalı mı olsun. Oldu bir tanesini kurduk görmedi, risken deyip tekrardan taratıp onu görmesini sağlayalım gibi özellikler. Ee, en sonda da Ableton'ın e, lisans bölümü satın aldıktan sonra authorize işlemini buradan tıklayarak online olarak yapabilirsiniz. Kur, e, şu anda kullandığınız paket vesaire ona ilişkin tüm detayları da bu bölümde görebilirsiniz. Ayarlar menüsü bu şekilde arkadaşlar. Ayarlarla ilgili tabii ki daha yeri geldiğinde e, projelerimizde gidip düzeltip açıp kapatmamız gereken yerler olabiliyor. ...onlara da birlikte bakarız... ...en üstte de Look fiil bölümü... ...yani burası ee, tamamen kişiselleştirme bölümü... ...yani işte dark temada mı kullanayım... ...öbür türlü mü kullanayım... ...burası şöyle mi olsun... ...renkler böyle mi olsun... ...onun gibi yani... ...işleyişi aslında e, herhangi bir şekilde müdahale etmeyen... ...ama bizim istediğimiz gibi hoş görünmesini sağladığımız bölüm... ...zaten adı üstünde yani görüntü ve hissiyat açıkçası... ...bu bölümden de o tarzda ayarlamalar yapabilirsiniz... Evet e, yavaş yavaş bundan sonra ana ekranla şöyle bir giriş yapacağız. Ondan sonra audio ve midi edite kadar gideceğiz.